6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz, uzun bir aranın ardından 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin 26 Ekim Salı akşamı 200. bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı belirtilmişti. Ancak Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı. Günlerdir tanıtımı yapılan dizi, yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırıldı. Oyuncuların bile şaşkınlıkla karşıladığı olaya ilişkin ATV tarafından veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmezken dizinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler, dizinin başka bir kanalda devam etmesini isterken dizide Hızır Reis karakterini oynayan Oktay Kaynarca, kötü haberi paylaştı. Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek dizinin bittiğini belirten veda paylaşımında bulundu. Oktay Kaynarca'nın ardından bir veda paylaşımı da Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan'dan geldi. Dizi hayranlarının üzen bu gelişmenin ardından büyük bir sürprizin ortaya çıktığı iddia edildi. Türk dizi tarihine damga vuran ve uzun süredir yeniden başlaması beklenen Kurtlar Vadisi'nin efsane kadrosuyla geri döneceği öne sürüldü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bir iddia ile gündeme geldi. ATV'nin sahibi olan Turkuaz Medya'nın patronu Serhat Albayrak'ın kardeşi olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibiyle görüştüğü iddia edildi. Görüşmede Berat Albayrak'ın dizi ekibine bu zamana kadar gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ettiği ve yeni projelerinde de başarılar dilediği öne sürüldü.